Efendim abi. Hava yoğun köye geliyoruz. Aleykümselam. İyisiniz inşallah. Değerli başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun da. Yaskınay köyümüz şehir merkezine çok yakın olmasına rağmen bazı hizmetlerden yoksundu. Allah başkanımızdan razı olsun. Bu vesileyle Yaskınay köyü, Hıdırlı sokak, Koz arası sokak arası beton oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ekibine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu hizmetlerin devamını bekliyoruz. Allah onlardan razı olsun. Yaz Konağı mahallem adına Sayın Hüseyin Başkanıma hoş geldin diyorum. Yapmış oldukları hizmetten dolayı teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani yıllardır beklediğimiz bu beton çalışmamız Hüseyin Başkanımıza ve bize nasip oldu. Vatandaşlarımız çok mağdurdu ama güzel bir hizmetimiz oldu. Suyumuz geldi şeyin betonun altına, suyumuzu da koyduk. Yani bir mahalleyi birbirine bağladık, yani bizim için çok güzel bir hizmet oldu. Başkanıma teşekkür ederim. Tabii burada daha önceden Büyükşehir Belediye'mizin aynı zamanda grup yolu üzerinde bir sıcak asfalt çalışması oldu. Onun akabinde aynı zamanda bizim bu yol çalıştığımız noktalarda da OSKİ'nin suyla ilgili mahallenin problemini gidermek üzere çalışması tamamlandıktan sonra burayı hemen biz de beton yolu yapmak üzere işe koyulduk, yola koyulduk. Bugün Allah'a şükürler olsun %90'ını burada yapılacak işlerin tamamladık. Çok az bir miktarda kalan işlerimiz var. Tabii ki isteriz ki hepsini bir anda yapalım ama böyle bir şeyin mümkün olmadığına da hepimiz şahidiz. Neden? Bizim 59 köyden 8'de beldeden dönüşmüş mahallemiz, özellikle beton yollara ciddi anlamda ihtiyaç duyan mahallelerimiz. Neden? Bunlar kırsal mahallelerimiz. Kırsal mahallelerimiz coğrafi anlamdaki zorlu şartlardan dolayı yollardaki dökülen normal filler malzeme ya da bypass malzemelerin yağmur sularıyla birlikte, ki özellikle iklim değişikliğiyle birlikte sert yağmurların, birden düşen yağmurların oluşturduğu sel afetleriyle yollar anında tahrip oluyor. Bizim taşıdığımız malzemeler tekrar dere üzerinden denize iniyor. Tabii bunun çözümü beton yollar. Yaptığınız bu beton yolların hiçbirinde bu yağmur şartlarında oluşan sıkıntılardan kaynaklı hadiseleri buralarda yaşamıyorsunuz. Onun için ne kadar beton yolla kırsal mahallemizde sıkıntılı noktaları çözüme kavuşturursak, belediye anlamında buralarda tekrar her yağmurda yapılması gereken hizmetten de aynı zamanda ve külfetten de kurtulmuş oluyor. Bu hızla, bu heyecanla böyle kırsal mahallelerimizde beton yolu yapmaya devam ettiğimiz takdirde yaklaşık 3-5 yıl içerisinde artık kırsal mahallelerimizden ciddi anlamda böyle sorunun gelmediği ve aynı zamanda da her seferinde bakım ve hizmet gerektirmeyen yollar sayesinde belediyenin de gideri azalacak. Neden? İhtiyaç duyduğumuz bugün taşıma anlamında kullandığımız kamyonlara grederle kanal hizmetlerinden alın, öbür taraftan filler malzeme gibi, bypass malzeme gibi ihtiyaçlarımız azalacak. Bu azalma da aynı zamanda belediyenin külfetini de azaltmış olacak. Evet, zorlanıyoruz. Bugünkü sınırlı imkanlarla bu işleri üretirken geleceğini de aynı zamanda hem hemşerilerimizin konforu anlamında rahatlamak, hem de belediyenin aynı zamanda bu yollarla devamlı ilgilenmek zorunda kalmasının önüne geçmek noktasında önemli bir faydaya da vesile olmuş oluyoruz. İnşallah bu yolları ne kadar betonla kırsalda buluşturabilirsek, geleceğinde de belediyemizin ciddi anlamda buralarda her dönemde yapması gereken hizmetlerin de
bu şekliyle farklı noktalarda kanalize edilerek farklı hizmetlere vesile olmasına vesile olmuş oluruz. Neden? Çünkü buraya her seferinde, her yağmurda harcama yapmak üzere buraya gelip yaptığımız hizmetleri beton yol vasıtasıyla yapmamış olacağız ve bunları başka noktalarda ve başka işlerde hemşehrilerimizin hizmetine ekonomik anlamda kullanma imkanı ve fırsatı bulmuş olacağız. Onun için beton yollarla inşallah tüm mahallelerimizde sırasıyla hizmet etmeye çalışıyoruz. Bugün de Yaz Konağı mahallemize bu yaptığımız hizmetler şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hemşehrilerimize bu konforu, bu hizmeti kullanmaları noktasında da Mevlam onlara da sağlıklı, hayırlı ömürler nasip etsin. Bunu keyfini de sürsünler diyorum. Bugün bizleri de böyle sıcak bir şekilde burada karşıladığınız için siz değerli hemşehrilerime de yürekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.